Arkadaşlar bugün Crow Quest Pro oynayacağız. İlk defa oynayalım derseniz hayır, uzmanı yedik de. Şu yandaki benim zamanımda şeydi, şöyle tas atıp yerleri açıyordu. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu hızlıca kardeş topladıkları meyveleri birbirlerine ikram eder. Ama bilmeden uyku ağacının meyvelerinden toplamışlar. Bu ağacın meyvesinden yiyenler derin bir uykuya dalarmış. Elmayı yiyen küçük kardeş elma tesirini göstermeden önce masum bakışlarla etrafı süzer. Elma tesirini gösterir. Küçük kız derin bir uykuya dalar. Neden bana neyin var Akın? Seni üzecek bir şey mi yaptık yoksa? Hayır. Asıl ben sizin eğlencenizi bozdum. Arkadaşlar Rahat bu kadar zor çünkü orayı nasıl ödeyebilirsiniz onu bilmeniz lazım. Hem satıcı hem atak oyunu bu. Karışımlı yapma. Bak ona sen yıldırım verdin mi? Kaybeden sevimli köpek farkında olmadan eski kırık dökük bir evin bahçesine girdi. Az kalsın oluyordu. Rahatsız edilmekten hoşlanmayan ev sahibi öfkeli adımlarla köpeğe yaklaşır. Öfkeli adam köpeği yakalar ve ona kızgın gözlerle bakar. Köpek çaresizce havlamaktadır. Kaptan öldü. Öldüğünü buldum galiba. Öfkeli adam köpeğe ne yapacağını düşünürken... Ben sana bir daha çıkıyorum. Koca taşı nasıl görmedin? Öykümü düşünürken... Bir türlü bitiremediğim öyküm. Buraya kadarmış. Öğretmenime yarışmaya katılamayacağımı söylerim. Olur biter. Yapma! Peşin edin. Kulaklığa bağlı bu. Kulaklık onu çıkardığında. Bir de ses gelmez. Bende. Pas. Defineci kardeşler uzun uğraşlardan sonra hazineyi bulur. Kulağım Keo. Kardeş hazineyi diğer arkadaşlar. Kardeşler. Ne yaptın Haydi? Ver şunu bana. Hazine kardeşlerin arasını bozur. Bir sandık hazine için kardeşler birbirlerine öfkeyle bakar. En büyük kardeş kavgaya sebep olan sandığı alarak kardeşlerin kavgasına son verir. Büyük kardeş paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu kardeşlerine anlatır. Hazineyi paylaşırlar ve mutlu bir şekilde yaşarlar. Harika. Hemen eve gidip öykümü kağıda dökmeliyim. Hiç tartışmanıza gerek yok. En uygun yer bizim ev. Yarın öğleden sonra dinleriz. Hemen dinleyelim Mert. Ne olur hadi ne olur. Yarın annemler misafirliğe gidecek. Böylelikle kimse rahatsız olmaz. Ben bir gün daha sabredebilir miyim bilmiyorum. Neden edemeyesin? Hadi yarın görüşmek üzere. Rüzgar.
dedem abi söylemişti bu plaklar işe yaramaz diye. Tüm eskicilere dolaşmıştım. Demek boşunaymış. Benimki buranın adı nedir ama? Onun adı çıkıyor. Bilmiyorum. Ama tüm hevesim içinde kaldı. Yaşasın. He? Türkiye yarışmasını ben kazandım. Yarın biraz kaçınacağım. Görüşürüz. Videoya hoşça kalın.